Emre, geliyorlar. Allah'a şükür. Evet. Azat. Bir problem mi var? Narin gelmiyor bacım. Ne dediysem olmadı, kandıramadım. Abim hiç ineyemem dedi. İstersen sen git bile dedi. Ya tamam, biz gidelim o zaman. Yani Boran ağa üst kardeşini öldürecek değil ya. Emre, susar mısın? Siz gidin bacım. Azat, olur mu öyle şey? Sizi öldürürler. Narinim olmazsa ben zaten ölmüşüm bacım. Ölüm acısı değil. Onsuz kalmak koyuyor bana, biliyorsun. Ama sen git İstanbul'daki hayatına devam et. Sıla, hadi biz gidelim. Azat, sen de Narin'i ikna edersin. Biz sizi aldırırız. He? Bacım, ben artık size kaldım. Gidin. Havaalanında bekleyen uçağa binersen özgürlüğüne kavuşacaksın. Bu saçma sapan tutsaklığa da bir son ver artık. Hadi Sıla, hadi lütfen yanlış bir şey yapma. Hayatından, benden vazgeçme. Her şey eskisinden de güzel olacak. Söz veriyorum sana. Azat aradı. Narin fenalaşmış. O yüzden bohça açmaya geri gelememişler. Eve geçmişler. Celil, sana diyorum, sağır oldun. Ya Celil, bak kaç gündür yok bir şey diyorsun ama suratından düşen bin parça hala. Haydi de bana, ne oldu? Ya ne kötü bir şey oldu haberdar. Acımdan ölüp kalmışım şurada. Demiyorsun ki şu adamın önüne iki lokma bir şey yemek koysam, karnı doyursa ne oldu? Kuzul kurdun dibi oldu. Ha, ben de inandım. Yakında çıkar kokusu. Haydi hayırlısı. He? Emir, sen de misket oynaya misket oldun oğlum. Haydi yıka ellerini, yemek hazır.